Şimdi %20 karla sattığını söylüyorum malı. Biz her zaman eğer bir şeyin yüzdesini alıyorsak ona yüzün katı olan bir ifade vermeliydik. Yani biz maliyete yüzdesi kolay alınsın diye 100x diyelim. Öncelikle %20 karla satıyormuş. Yani 100x'in %20'si kadar karımız var. O halde karımız hesaplama yapmaya gerek yok. Direkt 20x olacak. 100x'in %20'si 20x. Ardından bu şekilde satarken %30 daha zam yapılacakmış ama yine maliyet üzerinden diyor. Yani şu değer üzerinden, 100x üzerinden %30'luk zam yapılıyor. Normalde ilk satış fiyatımız 100x artı 20x'ten 120x. Bunun üzerinden de zam yapılabilir. Eğer satış fiyatı üzerinden yapılsaydı 120x'in %30'unu hesaplayacaktık. Ama bunu değil de direkt maliyet üzerinden %30 daha zam yapılıyormuş. Bu da maliyetimiz 100x'ti. Zammımızın 30x olması demektir. 100x'in %30'u 30x'tir. Buna göre son satış fiyatı 100x artı 20x zaten karımız vardı. Bir de 30x zam yaptık. Hepsini toplarsak 150x olur. Yani son adımda 150x oluyormuş satış fiyatımız. Kar oranı ne kadardır diyor. 100x'e mal etmiştik. 150x'e sattık. Bizim karımız %50'dir.